Şimdi karnabaharlarımızı alalım. Şöyle bir bütün halinde. Dış yapraklarını soyuyoruz. Şöyle keselim. Karnabaharımı alıyorum. Yarıdan kesiyorum. Yarısını kaldıralım. Sadece şu üstteki yapraklarını almak istiyorum. Şöyle tane tane çıkartayım 4-5 tanesini. Buraya getirdikten sonra sadece tepelerini şöyle bıçağımız yardımıyla hafif eğerek alıyorum. Yani küçük çiçekleri alıyorum esasında. Kök kısmı işime lazım değil, kök kısmını atıyorum. Karnabaharlar bir kök sebzesi. Kök sebzelerini, özellikle de beyaz kök sebzelerini, hep söylediğim bir şey var. Sütün içinde pişiriyoruz. Altını açıyorum. Şu karnabaharları alalım. İçine atalım. Kök sebzelerini pişirirken soğuk suyla ya da eğer burada olduğu gibi sütle, soğuk sütle başlıyoruz. Asla sıcakla başlamıyoruz. Bazı tariflerde, böyle iyi kitaplarda sadece sütle pişirildiği yazar ama iyi mutfaklarda, Michelin yıldızlı mutfaklarda yarım süt, yarım da su kullanılır. Bu neden derseniz biraz da mahiyeti gözetmek açısından. Üstüne kadar koyuyorum. Mutlaka tuz ve karabiberimi ekliyorum. Kaynayana kadar hızlı ateşte pişiriyorum. Kaynadıktan sonra, o köpükleri gördükten sonra altını kısıyorum. Karnabaharlarım kaynamaya başladı. Zaten çok küçük kestiğimiz için pişmesi de uzun sürmeyecek. Bir tadına bakıyorum. Yumuşamış. Karnabaharlarımız da pişti. Bunu püre haline getireceğim ama çorba kıvamından biraz daha koyu istiyorum. Sütünü alıyorum. Daha sonra eklemek üzere eğer gerekirse. Ben şimdi bunu püre haline getireceğim. Tadı tuzu gayet yerinde. Bir miktar şimdi köri atıyorum içine. Bunu en başa da koyabilirdim ama o zaman sapsarı, böyle turuncumsu bir renk elde edecektim. İstemiyorum onu. Sonunda koyuyorum. Sadece lezzetini versin, rengini çok fazla vermesin diye. Hafif açık bir püre yaptım. Şimdi bununla işim bitti. Gelelim deniz taraklarımıza. Şöyle bunları bir kuruluyorum. Şöyle hafifçe kurulayalım. Neden kuruluyorum? Bir ayki evvel pişmesi ve dışının kıtır olması için. Eğer ıslak kalsaydı, hafif nemli kalsaydı hiçbir zaman o istediğim kıtırlığa kısa sürede ulaşamayacaktım. Burada bunu kurulamamın, kurutmamın sebebi o kıtırlığı minimum sürede elde etmek. Tekrar kör koyacağım üzerlerine. Tuz ve karabiberimi ekliyorum, ilave ediyorum. Zeytinyağımı alıyorum ve pişirmeye başlıyorum. Hafif karnabaharlarımın da altını açtım ki sıcak olsun. Altını açıyorum. Zeytinyağımı ekliyorum, tüm deniz mahsullerinde olduğu gibi. Bir kağıt alıyorum. Şöyle şuraya koyalım ki piştiğinde deniz taraklarımızı hemen yanımıza alabilelim. Şimdi bakıyorum zeytinyağımdan dumanlar çıkıyor mu? Dumanları mutlaka görmek istiyorum ki o karamelizasyonu elde edeyim. O kadar kuruladığım şey yaptım. Mutlaka dumanları görmek istiyorum. Deniz taraklarımı yerleştiriyorum. O karamelizasyonla beraber körünün de kokusu geliyor. Hiç kıpırdatmıyorum. Sadece şöyle bir yağ gezdirdim ki altlarına eşit miktarda yağ gelsin. Karnabahar püremi kontrol edeyim. Yaklaşık bir dakika bir tarafını, 45 saniyede bir tarafını pişirdiğimizde hazır olacaklar. Sadece yağımı gezdiriyorum ki yağ eşit olarak gitsin. Süper. Hafif kenarlarını da döndüreceğim şöyle tekerlek gibi. Altını kapatıyorum. Artık hazırlar. Hazırlamış olduğum kağıt mendilin üzerine bırakıyorum. Püremizi aldık. Üzerlerine 3 tane koyuyoruz. Karnabahar filizlerim var. Taze karnabahar filizleri. Bunların üst kısımlarını alıyorum. Tabağıma koyuyorum. Hep dediğim gibi spontane koyun.
Bazılarının üstüne, bazılarının yanına hiçbir zaman asker gibi koymayın. Kabak çiçeklerimi alıyorum. Yeşil elma yine bence kök sebzeleriyle gerek kereviz gerek karnabaharla çok hoş giden bir meyve. Yıkanmış bir tane elmamı alıyorum, yeşil elmamı alıyorum. İnce ince dilimliyorum. Bunları da şöyle kenarlarına koyuyorum.